Bir adam karısının giyiminden konuştuğu kişilere kadar karıştığını söyledi. Boşanma davası açtı. Yargıtay'a kadar giden dosyada bakın ne karar çıktı. Karım giydiklerime karışıyor dedi, boşanma davası açtı. Yasakçı kadına Yargıtay'dan emsal karar geldi. Erkekler de karışıyor, sadece kadınlar karışmıyor. İstanbul'da yaşayan bir çift rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Ancak zamanla anlaşmazlıklar başladı. Erkek karısının baskın bir karakter olduğunu söyledi. Giyim tarzından gideceği toplantılara, hatta görüştüğü kişilere bile eşi karışıyordu. Ve bu yüzden de adam boşanma davası açtı. Belli bir yaşa gelmişsiniz. Ne giyeceğinizi, nerede giyeceğinizi bilmiş olmanız gerekmez mi? Ben hani biraz cahillikten olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fıttırır yani, psikolojik şiddete giriyor. Bunalırım, daralırım yani. Yerel mahkemeye davalı kadının tam kusurlu olduğunu söyledi. Erkeğin boşanma davası kabul edildi. Hiç kimse çocuk değil. Kusurlu bulunan kadınsa karara itiraz etti. İstinafa giden dosyada erkeğin iddiası için delil yok denildi. İstinaf kararı kaldırdı. Dosya yüksek mahkemeye gitti. Tamamen. Yani özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz karşınızdaki insanın, ya da güvenmiyorsunuz ya da yani. Yargıtay her iki tarafı da dinledi. Kocasının giyiminden görüştüğü kişilere kadar karışan kadınsa ağır kusurlu denildi. Erkeğin sosyal şiddete maruz kaldığı belirtildi. Bence de haklı, o kadar da müdahale edilmez ki. Yani aman dikkat, siz olun, eşinizin ne giydiğine, kimle görüştüğüne karışayım demeyin. Hiç karışmıyorum diyebilirim.